Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Duyuların ifadesinde sözlü ve sözsüz iletişim bir nokta nokta. Evet sözlü ve sözsüz iletişim arkadaşlar. Yani bir bütün içinde olabilir, uyum içindedir diyebilir. Bakalım. Sözel olarak çok mutlu olduğunu söyleyen birinin beden dili bu duyguyu nokta nokta nokta. E, onun mutlu olduğu düşünülemez. Yani eğer bu duygunun zıttı bir şey ise onun mutlu olduğu düşünülemez. Kızmadığını söyleyen birinin nokta nokta gerçekten size kızıp kızmadığını anlamanızı sağlar. Bakalım. Davranışları size kızıp kızmadığını anlamanızı sağlar. Sözleri, ses tonu, mimikleri, niyeti. Şimdi niyeti olamaz. Davranışları da olamaz. Zaten davranışlardan direkt anlarız. Bunu vermesine gerek yok. Bu durumda Adana'yı ve Edirne'yi eliyoruz. Bir de başa bakalım. Sözlü ve sözsüz iletişim gereksinimdir diyemeyiz arkadaşlar. Bu durumda Bursa şıkkında eliyoruz. Sözlü ve sözsüz iletişim ifade şeklidir diyemeyiz. Sözlü ve sözsüz iletişim bütünlük arz eder. Tamam. Ee, sözler olarak çok mutlu olduğunu söyleyen birinin beden dili bu duyguyu yansıtmıyorsa... E, onun mutlu olduğu düşünülemez. Kızmadığını söyleyen birinin ses tonu gerçekten size kızıp kızmadığını anlamanızı sağlar diyebilir. Cevabım C. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Meditasyon birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınmadır. En yaygın uygulandığı yer olan doğu kültürlerinde dinginlik sağlayan bir teknik olarak kabul edilen meditasyonun gayesi zihin e, sakinliğini ve ruhsal dinlenmeye ulaşmaktır. Doğu kültürlerinde en yaygın arınma yollarından biri olan biri olarak kullanılan meditasyonun amacı zihin sakinliğine ve dinlenmeye ulaşmak olup manevi arınma sağlamakta. Manevi arınma sağlamaktan bahsetmediği için Adana şıkkını eliyoruz. Birçok kültürde ve dinde uygulanan Manevi arınma olan meditasyon <laughs> tamam. Ee, ne demiş? Hedefe ruhsal dinlenmeye ulaşmak ve zihin sakinliğini amaçlamak olup meditasyon Doğu kültürlerinde dinginlik sağlayan bir teknik olarak kullanılmaktadır diyor arkadaşlar. Bir teknik olarak Doğu kültürlerinde kabul edilmiş. Dolayısıyla Bursa şıkkında eliyoruz. Bursa şıkkı da olamaz. Evet, en yaygın kullanıldığı yer olan Doğu kültürlerinde dinginlik sağlayan bir teknik kabul edilen meditasyon birçok dinde ve kültürde uygulanan bir arınma olup amacı zihin sakinliğini ve ruhsal dinlenmeyi yakalamaktır. Yakalamaktan dolayı arkadaşlar ne yaparız? Bunu eleriz. C şıkkında eliyoruz. Meditasyon birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma olup yaygın uygulandığı yer olan Doğu kültürlerinde dinginlik sağlayan bir yol olarak zihin sakinliği ve ruhsal dinlenmeye sebep olmakta. Sebep olmakta ifadesi olumsuz durumlar için kullanılır. Bunu da eliyoruz. Amacı zihin sakinliği ve ruhsal dinlenme olan meditasyon birçok kültürde dinde uygulanan manevi bir arınma olup en yaygın uygulandığı yer olan Doğu kültürlerinde dinginlik sağlayan bir teknik olarak kabul edilir. Kesinlikle iki birleştirilmiş hali bu şekilde verilir iki cümlenin cevabım E. Yukarıdaki iki numaralı cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İnsan doğanın ürkütücü gücüyle baş edebilmek için diğer insanlarla bir araya gelerek toplumları oluşturur. Toplumlar geliştikçe insan da giderek doğadan kopmuş ve bunun yarattığı yalnızlığı giderebilecek yeni bir beraberlik bulamamıştır diyor. Şimdi bakalım. Demiş ki Birinci cümlede sözü edilen durumun yarattığı olumsuzluklardan bahsetmiştir. Yok bir olumsuzluktan bahsetmedi. Dolayısıyla arkadaşlar Adana şıkkını ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devam edelim bakalım. Birinci cümlede üzerine söz söylenen olgunun ne kadar çelişkili olduğu vurgulandı. Yani herhangi bir çelişkiden de bahsetmiyor. Birinci cümlede konu olan toplumların üzerine düşeni yeterince yerine getirmediği belirtilmiştir diyor. Yani Üzerine düşen görevi yerine getirmemesiyle alakalı da bir şey yok. Birinci cümlede insanların yarattığı sonucun bir sürekliliğinin olmadığından söz edilmiştir. Toplumlar geliştikçe insan da giderek doğadan kopmuş yani süreklilik kazanamadı diyor. Çünkü ilk cümlede doğanın ürkütücü gücüyle baş edebilecek diğer insanlarla bir araya gelerek toplumları oluşturdu. Ama diyor bu sürekli olamadı. Toplumlar geliştiği için insan da diyor giderek doğadan koptu. Dolayısıyla cevabım denizle Birinci cümlede toplumu oluşturan insanın sonradan yalnızlığı tercih ettiği söylenmiştir. Yalnızlığı tercih etmekle alakalı da bir şey yok. Cevap Denizli. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arzulayanın kalbinde güzellik, onu görenin gözlerinkinden daha fazla parıldar diyor. Arzulayanın kalbinde güzellik, onu görenin gözlerinkinden daha fazla parıldar. Bakalım arkadaşlar. E, güzelliğin onu görmek isteyenin her göze kendisini cömertçe sunduğu, güzelliğin güzelliği gören gözlerden çok onu gerçekten isteyen yürekte kendini e, hissettirdi. hissettirdiği cevabım Bursa arkadaşlar. Çünkü güzelliği e, gören gözlerden daha çok, daha ziyade gerçekten isteyen yürekte kendini hissettirdi. Yani arzulayanın kalbinde güzellik daha çok parlar diyor. Parıldar diyor cevabım Bursa gönülden hissedilen güzelliğin görülen güzellikler kadar kıymetli olduğu değil, arzulanan ve görülen güzelliğin yürekten olması koşuluyla daha çok hissedildiği böyle bir koşul yok. Kalplerdeki estetiğin gözlerdeki estetikten her zaman daha kalıcı olduğu bu da değil cevabım Bursa. Kendisini bu şekilde ifade eden bir sanatçıdan aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. İmza günlerine katılmayı yazar adına bir tür eksiklenme görüp bu yolda sistemli sorunlarla karşılaştığım da oluyor diyor arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. İlkin yazarlık, şairlik ve sanatçılık üzerine yaratılan bu tür uyduruk mitolojilerden çok sıkıldığımı belirtmek isterim. Tamam. Bütün yazarlar yazarları ve şairleri kuşatan örnek davranışlar ve değerler olması gerektiğine inanıyorum. Yani ortak kaidelerin olması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden arkadaşlar A şıkkını eleyebiliriz. Devam edelim. Evet, ee, ne diyor? Ha, bu tür dayatmacılıkları tekillik hakkına bir tür saldırı olarak görüyorum. Bence önemli olan kişinin kendi serüveni ve evrimi içinde tutarlılık göstermesidir. Yani yazarlık yolunda sanatçı bu serüvenin yalnızıdır. Üretimi kendisine aittir. Tamam. Bir de bu konuda ta başından bir kararlılık gösterip hiç imza günü yapamayanların içtenliğine inanıyor ve tutarlılıklarına saygı duyuyorum ama yaptıkları birkaç imza gününde fazla yalnızlık çektikten sonra bunu bir meslek ahlakı olarak reddetmek gerekliliğinin teorisini yapanları ciddiye almıyorum diyor. Yani arkadaşlar şundan bahsediyor. Kendi imza günlerinde beklentileri karşılanmayan sanatçının imza günü karşıtlığını samimi bulmuyorum. Bir de çelişkiden uzak bir davranışı kendim uygulasam da saygıyla karşılarım diyor. İmza günü gibi organizasyonlar sanatçıya bir şey katmadığı gibi ondan bir şey de almaz gibi bir düşünce söz konusu değil. Cevabım C. Bu parçadaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi getirilirse Cemal Nadir'in soruya mizahla cevap verdiği söylenebilir. Bir gün ünlü karikatürist Cemal Nadir Güler'e mizahla uğraşmanıza rağmen neden pek tebessüm etmiyorsunuz diye sorulur. Cemal Nadir şöyle cevap verir. Mizah yapan her karikatürist gülmek zorunda değildir sevgili dostum. Burada mizahla mı e, cevap vermiş olur? Hayır. Bu yüzden buna ediyoruz. Mizah yapan bir sanatçı olarak tebessüm etmeyi çok isterim. Değil. Hayatın acıları mizahın önüne öyle bir geçiyor ki gülmek mi gelir insanın içinden? Değil. Soru sorduğu kişinin ismine bile dikkat etmeyen birine cevap mı verilir diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar cevabım Denizli çünkü soru sorduğu kişinin ismine bile dikkat etmeyen birine cevap mı verilir? Zaten diyor ben sürekli mizah yapıyorum isme hiç mi bakmıyorsun demek istiyor cevap Denizli. Tebessüm etmek biraz da soru soranın niyetine bağlı değil midir? Alakası yok cevap Denizli. Bu dizelerde aşağıdaki bir sanatlardan hangisi yoktur? Gül gülse daim ağlasa gül acepte gül. Zira kimine ağla demişler kimine gül. Ağlamak ve gülmek arkadaşlar bizim için tezattır. Gül ve gül ve gülse sözcükleri tekrar ettiği için bizim için tekrir sanatıdır arkadaşlar. Evet. Sonra gül gülse daim ağlasa. Gül gülse daim ağlasa bülbül. Bülbülün bül ağlaması, gülün gülmesi bir teşhistir. Çünkü ağlamak ve gülmek insana aittir. Bunu da eliyoruz. Tevriye var mı? Var. Gül bir çiçek olan gül. Bir de arkadaşlar gülmek eylemi olarak kullanıldı. İki anlamlılık bu da var. Kinaya bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılıp mecaz anlamının kastedilmesi. Böyle bir şey yok. Cevap Bursa. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşık edebiyatı geleneğinin ürünü olduğu, bir koşmanın son dörtlü olduğu, ek halinde redife yer verildiği, yarım uyak kullanıldığı, sarmal uyak düzeniyle oluşturuldu diyor arkadaşlar. Bakalım. Karaca olan der ki yandım kül oldum. Karaca olan arkadaşlar aşık edebiyatı geleneği zaten. Bu yüzden buna eriyoruz. Karaca olan koşmalarıyla meşhur. Yine de bakalım. 11'li hece ölçüsünden oluşmuş olması gerekiyor. Koşma olabilmesi için. 1, 2, ünleri saymam yeterli. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 dizeyi saymam lazım en az. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 11'li hece ölçüsü kullanıldı arkadaşlar dolayısıyla koşmadır bunu da biliyoruz. Ek halinde redif var mı ona bakmamız lazım. Olmak, bulmak ve gelmek olarak aldığımda arkadaşlar buradaki dim yani şöyle dim, ondan sonra bir, buradaki dum, ondan sonra buradaki yine dum arkadaşlar nedir bizim için? Şöyle yazılışları çok %100 aynı olmasa bile görevleri aynı. Çünkü dı diye görülen geçmiş zamanla birinci tekil şahıs var. Görevleri aynı olduğu için ben bunları redif diyorum. Ek halinde olduğu için ek halinde redif vardır diyorum. Yarım uyak var mı ona bakacağız şimdi. Ee, arkadaşlar olmak, ondan sonra bulmak, ondan sonra gelmek ifadelerine baktığımızda L seslerinin ortak olduğunu görmektesiniz. Tek ses benzerliğine de ne diyoruz? Yarım uyak diyoruz. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Sarmal uyak olabilmesi için A, B, B, A şeklinde olmalı. A'lar B'leri sarmalamalı bakıyoruz a a a a var. Yani burada düz uyak vardır. Sarmal uyak yok. Cevabım E şıkkı. Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzüm ahım. Kurbanın olan var mı bunda benim günahım? Göz gönül ifadeleri bütünün parçaları olarak kullanıldı. Yani burada ad aktarması var. Doğru arkadaşlar. Sevgili sen zamiriyle aktarılmıştır. Seni yani sevgiliyi sevde. Doğru. Tasvirlerle sevgili görünür kılınmıştır. Burada bir tasvir yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım C. Sevgilinin çehresi ay ile ilişkilendirilmiştir. Yüzü mahım. Çehre dediği şey arkadaşlar yüz çehredir. Mah dediği şey aydır. Dolayısıyla bu da doğru. Şair aşık olduğunu bilmezden gelmiştir. Tecahülü arif sanatı var arkadaşlar burada. Şöyle e, tecahülü arif nerede var? Diyor ya kurbanın olan benim bunda bir günahım var mı? Gözüm seni gördü, gönlüm sevdi diyor. Burada tecavülü arif sanatı da var. Bu da doğru cevabım C. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen toplumsal hicive örnek gösterilemez. Toplumsal hiciv mizah yeteneğini konuşturmak için en geniş en elverişli kulvarlardan biri olmuştur yeni şiirde. 18. yüzyılda şiirin akla hitap etmesi gereği kabul edilince bir süre sonra toplumsal hiciv şiirin ana kaynağı haline gelmiştir. Her zaman her yerde hicvedilecek çok şey bulunmuştur modern şiirde. Hicvetmek arkadaşlar nedir bizim için? Eleştirmektir, yani eleştirmekten, toplumsal eleştirden bahsediyor. Bakalım. Evet. Daha neler var? Neler var daha? İşte kundak, işte hapis, işte kavga, işte dursun bebek bizim dünya diyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda toplumsal bir hiciv var. Neden kundak, hapis, kavga? değil mi? Yani hepsinin bir arada olduğunu söylüyor. Yani bunları eleştiriyor. Neler var neler bizim dünya işte böyle bir şey diyor. Dolayısıyla adıma şıkkına ne yapıyoruz arkadaşlar? Eliyoruz. Evet. Ne atom bombası, ne Londra konferansı, bir elinde cımbız, bir elinde ayna umrunda mı dünya? Bir yerde atom bombası var, bir yerde Londra konferansı var ama onun umrunda değil değil mi? Bu kişiyi eleştiriyor. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna dünya umrunda değil diyor. Burada da toplumsal bir eleştiri hici var. Bunu da eliyoruz. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik diyor. Bu vatan için diyor bazıları ölürken bazıları sadece söylev yaptı, nutuk söyledi. Söylev nutuk söyleyenleri eleştiriyor. Bunu da eliyoruz. Bursa'da Havlucu Recebe, Karabük fabrikasındaki tesviyeci Hasan'a düşman fakir köylü hatça kadına ırgat Süleyman'a sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki bu insanların evidir sevgilim onlar vatana düşman diyor arkadaşlar. Düşünen insana düşman bu durumu ne yapıyor? Eleştiriyor. Yani düşünen fikir veren, fikir üreten insanlara düşman olanları eleştirdi. Bu da toplumsal bir hicividir. Bunu da eliyoruz. Aynı siyah güneş, aynı siyah, aynı susayış, aynı koşu, aynı. Of. Hep aynı şey, aynı şey, aynı şey. Aynı, aynı, aynı. Burada bir eleştiri söz konusu değil arkadaşlar. Cevabım E. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi musammat koşma örneğidir? Dizelerinde iç uyak yani seci, iç kafiye arkadaşlar. Seci demek. Şöyle düzgün yazayım. Heh, İçinde seci bulunan yani iç kafiye bulunan koşmalara musammat koşma denir. Her dizenin sonundaki uyak dize içinde belirli duraklarda yinelenir. Yaktı beni aşk oduna oyanmaz. Ya ne dersin merhametsiz oyare? yare? Seher oldu feryadımdan oyanmaz. Umarım ki öte bülbül o diyor arkadaşlar. Burada ne yoktur? E, iç i̇ç uyak yoktur. O ki yaratıldık türabı türdan. Perver, hak, sübhanı biliriz. Türabın aslını yarattın nurdan. Nurdan evvel bir mekanı biliriz diyor. Burada da öyle bir şey yok. Ey cemali parlak, kadde toparlak. Lebleri bal kaymak, süker misin sen? Boynuma lale tak, hele bir yol bak. Bu kadar yalvarmak ister misin sen? Arkadaşlar şöyle parlak toparlak. Şuradan bölebiliriz. Kaymak değil mi? Ondan sonra sen burada. Boynuma lale tak. Değil mi kaymak laletak hele bir yola bak bu kadar yalvarmak bakın bak ve yalvarmak ister misin sen ve sen burada gördüğünüz gibi musammat koşma var cevabım C. o yarın açılmış gülü goncadır boyu fidan beli gayet incedir Mütabık fakirce hemen bencedir ipek poşulumun güneş başlımın bunu eliyoruz başım ayık değil kederden yastan ah ettikçe duman çıkıyor baştan Haraba yüz tuttu bez mi gülistan? Yayla belli değil, yurt belli değil. Burada yok arkadaşlar. Cevabımız C. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metnin türlerinden hangisinden alındığı söylenebilir. Evet bakıyoruz. Gözü büyüğün ısı kahil olur. Küçük olsa hafifü muhmil olur. Göz karası zeka alametidir. Çeşmi büyüktür, zarif olur. Gözleri gök eşkar ak olsa olsa o al e, olsa ol andan Irak diyor arkadaşlar. Şimdi zekası, göz karası, zekası alametidir diyor. Şimdi bakıyoruz. Pemdiname nasihatname'dir arkadaşlar. Gazavatname yurt dışına giden kişilerin görevlendirilmesi ve orada gezip gördüğü, gördüklerini daha doğrusu anlatmaları. Seyahatname geziyası daha çok. Surname e, padişahın kız çocuklarının düğün törenlerini erkek çocuklarının arkadaşlar sünnet törenlerini anlatan metinler gözü büyüğün ısı kahil olur küçük olsa hafifi muhmil olur yani gözünden bahsetti fiziksel özelliklerinden göz karısı zeka alametidir gözünün siyah olması zeka alameti çeşmi büyüktür zarif olur diyor gözleri gök eşkar ak olsa olsa olandan ırak Burada bir kıyafetname söz konusu çünkü kıyafetnamede kişinin fiziksel özelliklerinin de anlatıldığı, kılık kıyafetinden ruhsal durumu, fiziksel özellikleri, kişilik özellikleri anlatılır. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Bakalım. Beni Muhabbet Sevgi Oğulları adlı bir kabilede aynı gün içinde iki çocuk doğar. Bunlardan kızla Hüsn erkeğe de aşk adını koyarlar. Yani arkadaşlar burada Hüsnü Aşk'tan bahsediyoruz değil mi? Şöyle Hüsnü Aşk adlı eserden bahsediyoruz. Hüsn ve aşk büyüyünce mektebe edebe giderler ve Molla'yı Cünun'dan ders alırlar. Küçük yaştan beri Hüsnü seven aşk onunla evlenmek ister. Kabilenin ileri gelenleri aşktan sevgisini kanıtlamasını isterler. O da zorluklarla dolu çileli bir yolculuğa girişir. Pek çok olayla aşamadan sonra aşk Hüsnü'ne kavuşur diyor arkadaşlar. Hüsnü aşk kimin eseri? Şeyh Galip'in eseri cevabım Denizli. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Dede Korkut hikayeleri destan geleneğinden halk hikayesine geçişin ilk ürünüdür. Doğru arkadaşlar. Bu durumda ne yapıyoruz? Şöyle bunu eliyoruz. 13. yüzyıl kaynaklı olsa da 15. yüzyılda yazıya geçirilmiş. Kim tarafından yazıldığı belli değil. Yani anonimdir. Tamam. Dede Korkut hikayelerdeki bilge halk ozanıdır. Bu da doğru. Müslüman Oğuzların kendi aralarında ve Müslüman olmayanlarla mücadelesinin işlendiği eserde destan dönemi ve İslami dönem etkisi bir arada kesinlikle doğru arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Nazım ve nesir karışık olan eserde olağanüstülüklerin olması eserin destan özelliğini koruduğunu gösterir. Öykü kısımları şiir, destan kısımları düz yazı biçimindedir. Tam tersi arkadaşlar öykü kısımları düz yazı biçiminde cevabımız 4. 12 hikaye ve bir ön sözden oluşan eserin 13. hikayesi 2019 yılında Kazakistan'da bulunmuştur. Evet bu da yeni bir bilgi bu da doğru cevabım Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez. Eserlerinde öğretmen tipine yer vermiştir. Romanın ağırlığını bu tipe yüklemiş. Cumhuriyet değerlerini bu öğretmen tipinin sunduğu imkanlarla anlatmayı denemiş ve pek çok romancıdan söz edilecekse bunların başında şüphesiz Reşat Nuri Güntekin gelir. Çalıkuşu romanının nişanlısı Kamran'dan ayrılan Feride arkadaşlar burada. Yani buraya B şıkkı gelir. Feride'yi eliyoruz. İstanbul'u terk edip Anadolu'da idealist bir öğretmen olur yeşil gece. Ali Şahin gelir buraya da arkadaşlar. Yani şöyle denizli şıkkını da eliyoruz. E, acımakta Zehra. Şöyle bunu da eledik. Tipleri karşımıza idealist öğretmenler olarak çıkar. Ayrıca Halide Edip'in Vurun Kahve romanında da öğretmen tipine rastlarız. Kız öğretmen okulunu bitiren Ali'ye şöyle aşıkkı bir Batı Anadolu kasabasında öğretmenliğe başlar. Cumhuriyet değerlerini sıkı sıkıya bağlı bir idealizmle Cumhuriyet sonrası romanında da öğretmen tipinin baskın olarak varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Ahmet Celal arkadaşlar yaban romanının kahramanıdır. Burada yok cevabım C. Bu iki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın bir gelincik sinsi sinsi kanar. Seni düşünürken arkadaşlar harika bir lirizm birik şiir türüne göre. Kıldız Ülfün pek perişan halim sen saçın yani. Halimi diyor senin saçın benim e, halimi perişan etti. Bir gün ey bir dert sormazsın. Nedir halin senin? Bir gün diyor olsun benim derdimi sormazsın. Sevgiliden şikayet. Bu da dirik şiirdir. Ait oldukları gelenek arkadaşlar ilk şiir e, serbest eee şiire e, örnektir. İkinci şiir divan edebiyatına örnek olabilir çünkü beyitler var, ortak değil. Dil ve üslup ilkinde dil sade, ikincisinde ağır, ortak değil. Kullandıkları ahenk unsurları bakalım. Halim senin halin senin. Seninler burada redif arkadaşlar. Ondan sonra halin ve halinde kafiye yok. Diğerine baktığımızda zaten serbest olduğu için ne yapmıyoruz? Ahen konsurları aramıyoruz. Nazım biçimine baktığımızda arkadaşlar ikisi de farklı. Ee, şöyle nazım biçimi dediğimiz şey zaten gazele örnek olabilir. İkincisi ama ilkinde zaten serbest nazım olduğu için orada bir şey söyleyemeyiz. Konusuna göre şiir türü ikisinde de aşk, sevgi, sevgiliden şikayet gibi konular olduğu için lirik şiir türüdür, ortaktır. Cevabım E. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Nabizade Nazım'ın ölümünden sonra 1896'da basılan eser naturalizm etkisinde yazılmıştır. Yazar kahramanlarının ruhsal durumlarının fizyolojik ve toplumsal etkiler altında geliştiğini göstermeye çalışmış psikolojik roman türü denemek istemiştir. Ancak olayda entrika ögesine fazla yer vermiş Kişi ve çevre tasvirlerinde Namık Kemal'inki gibi ağır ve süslü bir üsluba yönelmiş. Kişiliğini gizlemeyi başaramamıştır. En başarılı bölümleri çevre tasvirleri olmuştur. Yazar bunun için gözlemler yapmış. Mesela tulumbacıların yaşayışını yansıtabilmek için tulumbacı kahvelerinde dolaşarak notlar almış. Eylül Mehmet Rauf'un arkadaşlar. Buradan Abizade Nazım diyor. Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. 9. Harcıya Koğuşu Peyami Safa'nın. Kara Bebek Nabizade Nazım'ın ama psikolojik roman türü denemesi değil. Bunda eliyoruz. Ee, Zehra Adam bahsediyoruz. İlk psikolojik roman denememizdir. Cevabım Denizli. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Kullandığı istiarelerle şiire yeni imgeler getirmiş ancak Saati Semen Fam, Yasemin Kokulu Saatler, hafif siyah, siyah korku gibi alışılmadık bağdaştırmalarıyla yadırganmış. Özellikle Servet Fünun karşıtlarının tepkisine neden olmuştur. Ahmet Mithat Efendi sabah gazetesinde yayımladığı Dekadanlar yazısında Servet Fünun şairlerini anlamsız şiirler yazmakla suçlayarak onu Fransız şiirindeki dekadanlara benzetmiştir. Arkadaşlar yani bu şair kesinlikle Servet-i Finun döneminde bir sanatçı olmalı. Çünkü servet ifünün karşıtlarının tepkisine maruz kalmış diyor. Recaizade Mahmut Ekrem Tanzimat ikinci dönem içerisinde de değerlendirebiliriz. Evet Servet Efi'nin oluşumuna etkisi oldu ama e, ne yapıyoruz bunu eliyoruz. Ahmet Haşim değil Fecriyati döneminde arkadaşlar bunu da eliyoruz. Süleyman Nazif değil Tevfik Fikret değil bunu da eliyoruz. Arkadaşlar e, Saat İsemen Fam ondan sonra Hafif Siyah gibi alışılmadık bağdaştırmalar arkadaşlar Cenab-ı Şahabettin'e aittir. Cevabım Bursa. Bu parçadan numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Selanik'te çıkmakta olan Hüsün ve Şiir dergisi adına genç kalemler olarak değiştirir. Ali Canip yöntem Ömer Seyfettin'e bir devrim yaratmak üzere çağrıda bulunur. Kesinlikle bu bilgi doğru arkadaşlar. Ömer Seyfettin tarafından imzasız olarak yayınlanan yeni lisan makalesi beyanname niteliği taşıyan bir takım görüşleri ileri sürer doğru. Şöyle bunda ediyoruz konuştuğumuz lisan İstanbul Türkçesi en doğal dildir yazı dilinde de doğallığın sağlanması için konuşma diliyle yazı dili birleştirilmelidir. Doğru. Yabancı dillerden gelen gramer kurallarına yer verilmemeli. Tamlamalar Arapça Farsça kurallara göre değil Türkçenin kendi kurallarına göre olmalıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Türkçenin lehçelerinden sözcük alınmamalı. Benimsenmiş ya da benimsenmemiş her yabancı sözcük dilden atılmalıdır. Bu ifade yanlış. Bugüne kadar giren sözcüklerin kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar ama bundan sonra dışarıdan sözcük alın bulunmamalı diyorlar arkadaşlar yani e, bugüne kadar benimsenen sözcükleri dilden atmalıyız gibi bir durum söz konusu değil cevabım e bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir sanatının birinci dönemine ait otel odaları sayıklama notürün gibi şiirlerinden kent yaşamı içinde bireyin yalnızlığını ve kabuslarını gittikçe genişleyen trajik bir içerikle anlatmış ölüm tabiat kadın gibi temaları mistik bir duyarlılıkla işlemiştir. Bu yönelişin arkasındaki biçimsel olarak tekke şiirinin söyleyiş tarzı, tematik olarak da Baudelaire kaynaklı Fransız şiirinin etkisi vardır. Hece ölçüsünü kendinden önceki hece şiirlerini aşarak geliştirmiş, yıpranmış mecazlara yer vermeden kendine özgü bir imge dünyası yaratmıştır. Bir adam yaratmak tohum, Yunus Hemre gibi oyunlarında şiirlerine koşut bir içeriğe yer vererek metafizik sorunlara, korku, vehim temlerine ağırlık vermiştir diyor arkadaşlar. Bir adam yaratmak önemli bir eseri. Tohum, Yunus Emre gibi eserler önemli arkadaşlar. Burada Necip Fazıl kısa kürekten bahsediyoruz. Cevabım C şıkkı. Bu diyalogta Murat Han Munga'nın kendisiyle mülakat yaptığı sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Murat Han Munga'n. Uzun aralarla kitap yayımlayan bir yazarsınız. Son 3 yılda 3 kitabım çıktı aralar kısalmış olarak Murat Hemmungan. Ya ondan önceki ara, ondan önce de 10 yıl kitabım çıkmadı Murat Hemmungan. Her neyse demem o ki okurunuz özlüyor sizi. Çok özleyen okurlarınızdan biri olarak ilkin şu malum ve meşhur soruyla başlamak istiyorum. Tezgahınızda neler var? Gece romanımın temize çekilmesi bitecek. Gece romanı arkadaşlar kimin eseridir? Şöyle Bilge Karasu'nun eseri dolayısıyla bu şekliyle baktığımızda cevabım aşık. Bu parçada eleştirmenin onlar diye yakındığı şiir eğilimi aşağıdakilerden hangisidir? Onların şiir anlayışlarına bakacak olursak konuya vezin ve kafiyeden girmek gerekiyor. Kafiyeyi ilk insanlar sadece hafıza yardımcı olmak maksadıyla kullanmışlardı diyorlar. Bu yanlış bir cümledir. Kafiyeyi bu kadar dar bir işleme indirgemek bilgisi doğru değil. Ama onların bu dönem boyunca... Kesin kanılarıydı bu diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda kafiyeye karşı olan topluluk hangi topluluk? Her şeyi reddeden değil mi? Hiçbir şeyin yanında olmayan kafiyeyi, heceyi, ondan sonra söz sanatlarını her şeyi reddeden topluluk. Bu yüzden hatta kendilerine garip topluluğu denmiş. Yani birinci yenciler ya da garipçiler diyebilirsiniz. Bu durumda cevabım Denizli. Bu parçadan yola çıkarak Asaf Halet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sessiz gemi şiirini sevse de merdiven şiirini daha çok sevmekte. Sevdiği divan şairleri aynı yüzyılda ürün vermişlerdir. Tanzimat ve Servet-i Fünun şairlerinden pek haz aldığı söylenemez. Türk şiirine yepyeni soluklar getirmiş. Bazı sanatçılarla da barışıktır. Milli Edebiyat'tan sonra yeni Türk şiirinden zevk almaya başlamıştır. Asaf Halit Çelebi oldukça küçük yaşlarında şiir yazmaya başlar. Böylece bir çevrede yetişen bir genç olarak erken şiirlerini aruz vezniyle yazması anlaşılır bir durumdur. Türkiye'de şiir geleneği üzerine daha sonraki yıllarda söylediklerine bakılırsa divan şairlerinden Nedim ile Şeyh Galip'i sevdiği anlaşılmaktadır diyor arkadaşlar. Nedim ile Şeyh Galip ikisi de arkadaşlar 18. yüzyıl Divan sanatçıları dolayısıyla sevdiği şairler aynı yüzyılda ürün vermişler. Bu durumda Bursa Şıkkı'nı ne yaparız? Eleriz. Yahya Kemal'in şiirini sevdiğini, Ahmet Haşim'inkini ise daha çok sevdiğini belirtmiş. Yahya Kemal'in şiiri Sessiz Gemi, Ahmet Haşim'in Merdiven. Yani merdiveni daha çok sevmiş. Ahmet Haşim'inkini daha çok seviyor diyor. Bu durumda Adana Şıkkı'nı da canlar ne yaparız? Eleriz. Şeyh Galip ile bu iki şair arasında kimsenin adını anmadığına göre Yeni Türk Edebiyatı diye adlandırdığımız dönemin erken şairlerinden pek zevk almadığı anlaşılmaktadır. Ee, yani arkadaşlar ne diyor? Yeni Türk Edebiyatı dediği Tanzimat ve Servet-i Fünun şairlerinden pek haz aldığı söylenemez. Yeni Türk Edebiyatı dediği şey nedir? Tanzimat ve Servet-i Fünun. Bu da doğru. Devam edelim. Orhan Veli ve Oktay Rıfat'ı daha başarılı bulduğunu söyler. Türk şiirine yepyeni soluklar getirmiş. Bazı sanatçılarla barışıktır. Orhan Veli ve Oktay Rıfat arkadaşlar Cumhuriyet dönemi garipçilerdendir değil mi? Garip yani birinci yeniciler. E bunlar da Türk şiirine yeni soluklar getirmiş. Bu durumda bu da doğru. Milli Edebiyattan sonra yeni Türk şiirinden zevk almaya başlamış. Bununla alakalı bir şey yok. Cevabımız E şıkkı. Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Bu akıma göre insan önce dünyaya gelir sonra kendi özünü kendi yaratır. Yani arkadaşlar şöyle bir felsefeleri var. Varoluş özden önce gelir. Yani önce var olursun sonra özünü kendin yaratırsın. Dünyada kendine yol gösterecek, yardım edecek tek varlık yine kendidir. Bunun içinde de özgürdür. Özgürlük kavramı önemli arkadaşlar. İnsan daha doğrusu özgür olmayı yargılıdır. Özünü şu veya bu şekilde yaratabilmek için sürekli bir seçme sorunuyla karşı karşıyadır diyor arkadaşlar. Tamam. Sürekli seçme durumunda olması insanda bunalıma yol açar. Bu bunalım sorumluluğu kendinden başkasına yüklememesinden doğar. Sorumluluk ve özgürlük anahtar kelime. Var olmak özden önce gelir felsefesi de arkadaşlar. Anahtar kelime. Varoluşçuluk akımıdır bu. Egzistansiyalizm cevabım C şıkkı. Naturalizm değil arkadaşlar. Naturalizm, realizmin biraz daha deneysel hali. Ekspresyonizm değil. Parnasizm daha çok şiirde uygulanır. Klasizmde zaten akılcılık var. Bu da değil. Cevap C. Hiçbir tarihçi gerçekliğin mutlak doğru bilgisine ulaştığını iddia edemez. Görüşünü savunan bir tarihçinin temel gerekçesi tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki tarih biliminde kesin net bilgileri ifade etmemiz doğru olmaz. Çünkü zamanla sürekli araştırmalar yapılabilir ve doğru bildiğimiz bilgiler değişebilir. Bu da tarihin dinamik olduğunu bize gösterecektir. Yani sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olduğunu bize kanıtlayacaktır olacaktır. Dolayısıyla burada bahsedilen de tam olarak budur aslında. Yani neden sonuç ilişkisi, deney ve gözlem gibi bir durum ya da objektif anlatımla alakalı bir nokta söz konusu olmayacaktır. Aynı zamanda geçmişte yaşamış insan toplulukları ile ilgilenmesi bu cümleden çıkarabileceğimiz bir sonuç değildir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen İslamiyet öncesi Türk topluluklarından hangisi Hristiyanlığı benimsemiş ve Slav kültürünün etkisiyle milli benliğini yitirmiştir? Arkadaşlar Oğuz Türklerinin bir kolu olan Bulgarlar bir süre sonra ikiye ayrılacaklar Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları olarak Tuna Bulgarları Balkanlara yerleşecek ve burada Hristiyanlığı kabul edecekler. Dolayısıyla Balkanlarda Slav kültürünün etkisiyle birlikte milli benliklerini kaybedecekler. Burada bahsedilen uygarlığımız Bulgarlar olacak. Karluklar İslamiyet'i benimsemişlerdi bir süre sonra arkadaşlar. Akkunlar da aynı şekilde onlarda Hinduizm de etkindi. İslamiyet'i de benimseyecekler. Oğuzlar arasında da hem Müslümanlık hem Şamanizm gibi dinler yayılacak. Hazarlar ise başta Gök Tanrı inancı etkin tabi yine birçok Türk devletinde olduğu gibi. Sonrasında ise Museviliği benimseyecekler. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir. Hz. Muhammed devrinde putperest Arapların en önemli ticaret ve dinsel merkezi konumunda olan Mekke fethedilmiştir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. İslamiyetin yayılmasının kolaylaşması olur mu? Tabii ki olur. Çünkü özellikle putperest Arapların en önemli yeri Mekke'dir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle önemli bir noktanın fethedilmesi İslam dininin yayılmasını kolaylaştıracaktır. İslamiyet açısından önemli bir tehdit unsurunun ortadan kaldırılması ise tabii ki yine Mekke'nin fethedilmesi noktasında önemli bir öncüldür arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi putperest Arapların en önemli noktasıymış Mekke ve dolayısıyla en önemli engel de onlardı diyebiliriz ve Mekke'nin fethiyle birlikte tabii ki ortadan kaldırılmışlardır. İslam devletinin temellerinin atılması ise yanlış bir ifade olacak çünkü İslam devletinin temelleri Medine'de atılacak. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Verilen bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Büyük Selçuklu İmparatorluğu Melikşah'ın ölümünden sonra hanedan üyeleri arasında yaşanan taht mücadeleleriyle zayıflamış ve dağılma sürecine girmiştir. Dönemin halifesi bu durumdan yararlanıp Bağdat'taki Selçuklara ait Sultanlık Sarayı'nı yıktırmıştır. Bakalım arkadaşlar Selçukların siyasi hakimiyetini kaybettiğini söyleyebilir miyiz? Tabii ki çünkü artık Sultanlık Sarayları yıkılmış arkadaşlar siyasi olarak bir hakimiyetleri kalmamıştır diyebiliyoruz. Veraset sistemindeki belirsizliğin sona erdiğini söyleyemeyiz çünkü çok fazla taht mücadelesi mevcut hala. Halifenin siyasi üstünlüğünün bulunduğu, hayır arkadaşlar burada halifenin siyasi bir üstünlüğünden bahsedilmiyor. Sadece sultanlık sarayını yıktırdığından bahsediliyor. Dolayısıyla böyle bir bilgiye çıkarmamız doğru olmayacaktır. Teokratik devlet yönetiminin önem kazandığı, zaten Selçuklarda teokratik yani dini bir yönetim mevcuttu. Ancak yukarıda böyle bir durumdan da bahsedilmemiş arkadaşlar. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulduğu, yukarıda Türk Siyasi Birliği'ne dair de bir bilgi yok. Burada bahsedilen şey Selçukların siyasi hakimiyetinin artık ortadan kaldırıldığıdır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Ankara Savaşı öncesinde Yıldırım Bayezid'ten kendi adına para bastırması ve hutbe okutmasını isteyen Timur aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Arkadaşlar para bastırmak ve hutbe okutmak bağımsızlık sembolleridir. Yani siyasi sembollerdir diyebiliriz. Dolayısıyla Timur'un bu isteği elbette siyasi hakimiyetini güçlendirmek içindir. Osmanlı egemenliğini kalıcı kılmak gibi bir amacı yok. Çünkü gördüğünüz gibi Timur etkin olmak istiyor zaten. Ticari faaliyetlerle de bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Yıldırım Bayezid'in hükümdarlığını onaylamak gibi bir niyeti olsaydı zaten böyle bir isteği olmazdı. İslam dünyasının koruyuculuğuyla da bir alakası yoktur. Dediğimiz gibi bu durumlar siyasi durumlardır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu uygulama ile hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde ilmiye mensupları medresede, bürokratlar ise en derunda yetiştirilmiş, mesleki öğretim ve uygulama ile genel eğitim birlikte yürütülmüştür. Arkadaşlar bize verilen bilgide de ilmiye mensuplarından ve bürokratlardan bahsedilmiş, onların aldığı eğitimlerden bahsedilmiş. Bakalım. Toplumsal ihtiyaçları karşılayacak uzmanlar ve devlet memurları yetiştirmek. Tabii ki değil mi? Bürokratlar ve ilmiye mensupları devlet memurlarıdır. Aynı zamanda toplumsal ihtiyaçları karşılayacak uzmanlardır arkadaşlar. Doğru. Halkın tüm kesimlerine eğitim olanakları sunmak. Burada halkın eğitiminden bahsedilmiş mi bize? Hayır tabii ki değil mi? İlimiye mensuplarından ve bürokratlardan bahsedilmiş sadece. Dolayısıyla ikinci öncüle ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Türk İslam kültürünü toplumun geneline yaymaktan da bahsedemeyiz. Çünkü toplumun genelinin aldığı bir eğitimden de bahsedilmiyor arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. 1. Abdülhamit'in bu ıslahat çalışmalarının alanlarından hangilerindeki sorunların çözümüne yönelik olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılın ıslahatçı padişahlarından 1. Abdülhamit Yeniçeri sayımı yaptırmış ve ulufe alım satımını yasaklamıştır. Arkadaşlar burada bahsedilen şey nedir onu açıklayalım. Ee şimdi öncelikle Yeniçerilerin biliyorsunuz ki tek görevi askerlik yapmaktı. Ancak bu sürece gelindiğinde Yeniçeriler barış zamanında farklı işlere yönelmeye başlamışlardı. Ve bu duruma da göz yumulmuştu aslında diyebiliriz. Bu süreçte emekli olan Yeniçeri sayısıyla Aktif görevdeki yeniçeri sayısı arasında büyük farklar oluşmaya başladı ve bu durumun en temel nedeni de ölen kapı ait olan ulufelerin e, ölümü bildirilmeden arkadaşlar satılmasıydı ve bu durum tabi ki askerlerin karışmasına yol açacak yani askeri alanda bozulmalara yol açacaktı. Askeri alandaki bu bozulmalar isyanlara sebebiyet verecek ve idari alanda da sorunlara yol açacak arkadaşlar. 1. Abdülhamit'in bu durumu yaptırmasının nedenlerinden biri de idari alandaki bozulmaların da önüne geçmekti. Mali alandaki bozulmalar zaten ulufe alım satımıyla önlenmeye çalışılmıştır arkadaşlar. Ve bu durum aynı zamanda biliyorsunuz ki askeri de bir durumdur. Yeniçeri sayımının yapılması. Dolayısıyla 3. öncül de doğru olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Abdülaziz döneminde Sadrazam Hayrettin Paşa, biz yalnızca ham madde mamullerine sahibiz. Bütün yıl güçlük devletimiz mahsulleri düşük fiyatla Avrupalılara satıp, daha sonra onların fabrikalarında mamül hale getirilmiş ürünleri 10 misli fiyata geri almaktayız. Bu durum memleketimizi her yönden geri bırakmaktadır demiştir. Peki arkadaşlar öncüllerimize bakalım. Ekonomisinin tarıma dayalı olduğu. Evet gördüğünüz gibi bir sanayileşme söz konusu değil arkadaşlar. Sadece mamül üretiminden bahsedilmiş. Dolayısıyla ellerinde ham madde varsa ekonomi tarıma dayalıdır diyebiliriz. Sanayileşme alanında Avrupa'nın gerisinde kaldığını tabii ki ifade edebiliriz Gördüğünüz gibi ham maddeyi Avrupa'ya satarak 10 misli fiyata onlardan ürün alınıyor Dolayısıyla sanayileşme alanında Avrupa'nın gerisinde kalındığını ifade etmemiz doğru olacaktır Uluslararası ticaretin kontrol altına alındığını tabii ki söyleyemeyiz arkadaşlar Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda tanınması amaçlanan bir belge niteliği taşımaktadır. Arkadaşlar tabii ki burada bahsedilen belge misak-ı milli kararlarıdır. Misak-ı milli de askeri ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan hiçbir şekilde Türk devletinin ödün vermeyeceği ifade edilmiştir. E, sınırlar belirlenmiştir arkadaşlar ve bunu bütün uluslararası alanda duyurmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla misak-ı milli kararları sorumuzun cevabı olacak. Havza bildirisi ve amasya genelgesi milli mücadele için atılan adımlardır ve bu uluslararası alanda değil ülke içerisinde bilinmesi gereken belgelerdir. Aynı şekilde tekelfi milli emirleri ise savaş sürecinde askerlere destek olmak amacıyla e, halkın topyekun olarak savaşa destek vermesini ifade edebileceğimiz bir belge. Yine uluslararası bir belge değil e, devlet içerisinde etkin olması gereken bir belgedir arkadaşlar. Hıyaneti vataniye kanunu ise vatana ihanet edenler için çıkarılmış olan bir kanun ve yine uluslararası alanda tanınması gereken bir belge olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde birinci de verilenin ikincide verilene ortam hazırladığı söylenemez. Moskova Anlaşması Misak-ı Milli'den taviz verilmesi. Evet arkadaşlar Moskova Anlaşması ile Batum'u kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla misak-ı milliden taviz verilecek diyebiliriz. Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanması, TBMM'nin kurucu meclis özelliğini kullanması. Elbette çünkü Teşkilat-ı Esasiye biliyorsunuz ki bir anayasadır. Dolayısıyla ikinci ortam hazırladığını söyleyebiliriz. Gümrü anlaşması doğu sınırının kesin olarak çizilmesi değil arkadaşlar. Kesin olarak çizildiği anlaşma Kars anlaşması olacak. TBMM'nin açılmasıyla birlikte temsil heyetinin yetkileri tabii ki sona erecektir. Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra ise tekelfi milliye emirleri yayınlanacak ve askerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki haritada bazı biyomların yerleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu biyomlardan hangilerindeki bitki ve hayvan türleri birbiriyle daha fazla benzerlik gösterir? 1 numaralı alana baktığımızda sert karasalla tundra ikliminin geçiş alanında bulunmakta. 2 numarada muson iklimini görmekteyim. 3 numarada büyük Sahra çöl iklimi. Bunun yanında 4 numara savan iklimi ve 5 numara çöl iklimi ki Avustralya'nın %70'i çöllerle kaplı diyebiliriz. O yüzden burada sert karasal, bunun yanında 2 numara muson iklimi ki 3 numara çöl iklimi 4 numara savan ve 5 numara çöl oldu. Ki 3 ve 5'te çöl iklimi yaşandığı için, görüldüğü için bu alanda görülen bitki ve hayvan topluluklarının birbirine daha çok benzediği söylenebilir. O yüzden doğru cevabımızın 3 ve 5 olduğu, yani D şıkkının burada doğru cevap olarak dikkate alındığını söyleyebiliyoruz. Aşağıda iki farklı şehre ait fonksiyonel özelliklerden söz edilmiştir. Birinci şehir ilginç doğal yer şekilleriyle tarihi kilise, antik tiyatro ve diğer yapıları görmek için insanların bir süre bu şehirde kalıp tekrar yaşadıkları yere döndüğü görülmektedir. İkinci şehirde ise sahip olduğu iki üniversitede okumak için gelen öğrenciler yaklaşık 9 ay bu şehirde yaşamaktadır. Bu iki şehrin gelişmesine katkı sağlayan fonksiyonlar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Birinci şehre baktığımızda doğal güzellikler, yine baktığımızda beşeri güzelliklerin olması ve belli bir süre sonra insanların geri dönmesi oradaki turizm faaliyetlerini örneklendirmektedir. O yüzden turizmi aldık, diğer şıklarımızı eledik. Bunun yanında üniversite dediği için burada tabii ki eğitim şehri olarak öne çıktığını söylemek mümkündür. O yüzden doğru cevabımızın bu soruda A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bölgeler arasında ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak için bölgesel kalkınma planları uygulanmaktadır. Bu amaçla kalkınma planı yapılacak bölgenin doğal kaynakları ekonomiye kazandırılır. Buna göre kalkınma planlarından hangilerinin birincil amacı sulama yapılarak bölgede tarımsal verimliliği arttırmaktır. KOP dediğimiz Konya Ovası projesinde sulama ve bu sulamaya bağlı tarımı geliştirme öncelikli olarak dikkate alınan özellikler arasındadır. Ki bu amaçla özellikle Göksu Nehri'nin suları tünellerle mavi tünel yardımıyla taşınarak Konya ovalarının sulanması öngörülmüştür. O yüzden bunu aldık. DOKAP yani Doğu Karadeniz projesine baktığımızda ise bu alanda sulamaya duyulan gereksinim daha az. Ama bunun yanında da yayla turizmi yine oradaki ulaşım ve ticareti geliştirmek amacı ilk olarak dikkate alınabilir. O yüzden bunu alamadık. Güneydoğu Anadolu yani GAP'la birlikte yine sulama ve sulamaya bağlı tarımı geliştirme amacıyla yola çıkılan bir proje olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani KOP'un ve GAP'ın ortak noktaları bunlar. Yeşilırmak Havzası gelişim projesine baktığımızda bunun daha çok çevreci bir proje olduğu ve ayrıca sel ve taşkınları önlemek, oradaki özellikle hava kirliliğini, çevre kirliliğini önlemek gibi durumları dikkate aldığını söyleyebiliriz. O yüzden burada 1 ve 3'ün aşağıda belirtilen amaca yani birinci amacı olarak sulama ve tarımsal verimliği arttırma yönündeki amaca uygun olduğu söylenebilir. O yüzden de B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Batı yani Avrupa kültür bölgesinin kültür ocağı Avrupa'dır. Kültür ocağı dediğimizde o kültürün doğduğu yer dikkate alınır. Geçmişte sadece Avrupa kıtası ile sınırlı olan bu kültür bölgesi günümüzde Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ile Yeni Zelanda'yı kaplayan en büyük kültür bölgesini oluşturmuştur. Bu kültür bölgesinin gelişmesiyle durumlarından hangileri etkili olmuştur? Ticaret faaliyetlerinin küresel boyuta ulaşması ki bu özellikle olarak baktığımızda o dönemde coğrafi keşifler yeni yerlerin keşfedilmesi, ham madde bulma gibi durumlar dikkate alındığı için bunu söyleyemeyiz. Sanayi devrimi ile birlikte seri üretiminin artması ki İngiltere'de başlamış ve Avrupa kısmını yine kapsamaktaydı ilk etapta ee, o yüzden yine bu da yukarıda belirtilen durumu örneklendirmez. Ancak deniz ulaşımında yeni teknolojilerin kullanılması, bir yerden bir başka yere daha kolay bir şekilde ulaşılması, coğrafi keşifleriyle yeni yerlerin keşfedilmesi bu anlamda o keşfedilen yerlere bu kültürün götürülmesi gibi durumları dikkate alabilmekteyiz. Yani yukarıda bahsedilen Avrupa kültür bölgesinin giderek genişlemesi... Özellikle coğrafi keşifler ve deniz ulaşımında başka yerlere gidilebilmesi ve bunun gelişmesi etkili olmuştur. O yüzden de 3 ve 4'ü yani E şıkkını doğru cevap olarak alabiliriz. Bazı ülkeler bilgi birikimi, sermaye ve teknolojik gelişmenin az olması nedeniyle doğal kaynaklarını yeterince işletememektedir. Bu nedenle bu ülkelerde bulunan doğal kaynakları genellikle gelişmiş ülkeler kullanmaktadır aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Orta Doğu'daki petrolün İngiliz şirketler tarafından çıkarılması ki Orta Doğu o petrolün bulunduğu alan ama bunu oradaki değil başka bir alanda ya da başka bir dünyanın başka bir yerinde olan ülkelerin yani İngilizlerin işletmesi tabii ki yukarıda verilen duruma örnek olarak gösterilebilir. Hollanda'nın Surinam'daki tarım alanlarını işletmesi yine başka bir ülke Surinam'daki tarım alanları işletiyor yani yukarıdaki özelliğe bir örnek gösterilebilir. Fransa'nın Cezayir'deki doğal gazı çıkarıp Avrupa'ya taşıması yine yukarıdaki durumu örneklendirmekte. Mısır'ın Nil Deltası'nda sulama yaparak pamuk üretmesi zaten Mısır özellikle Nil Deltası'nın büyük bir kısmına sahip. O alanda yine Mısır üretim yapıyor. Yani başka bir ülkenin bu alanda doğal kaynağı kullanma gibi bir durumu söz konusu değil. Yani yukarıdaki duruma örnek oluşturmadı. Avrupalı bazı iş insanlarının Orta Afrika'daki elmas, gümüş, altın gibi değerli madenleri çıkarma yönelik yatırımlar yapması yine başka bir ülkenin buradaki faaliyetlerini dikkate aldığımız bir örnek oldu. O yüzden D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Dünya nüfusunun hızla artması, termik santrallerde, sanayide ve konutların ısınmasında fosil yakıt kullanımının yaygınlaşması nedeniyle hava kirliliğinde son yıllarda büyük artış olmuştur. Bu çevre sorunu haritada numaralanmış alanların hangisinde daha fazladır? Bu alanlar içerisine baktığımızda sanayileşmenin en fazla olduğu özellikle Çin'in bulunduğu alanda karşımıza çıkan Hong Kong gibi yine Şangay gibi alanlar çevresinde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hem nüfus yönüyle hem de sanayileşme açısından oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki Alaska çevresi olsun bunun yanında Baktığımızda Güney Amerika ülkeleri ki olsun bunlar çok fazla sanayileşmemiş, yine Afrika ülkeleri ve yine Avustralya'nın güney kısımları tabii ki iki numaraya göre kıyasla ee, bu şekilde çok fazla e, sanayileşmemiş ve baktığımızda fosil yakıtların kullanımı ikiye göre daha az olduğu için bunları elemiş olduk. O yüzden iki numarayı doğru cevap olarak aldık. B şıkkı doğru cevabımız oldu.